Efendim merhabalar. İstikamet programımızla karşınızdayız. Gündeme dair konu başlıklarından değerlendireceğimiz meseleleri, merhaleleri sizlere sunacağız. Farklı konu başlıklarımız var ama siyasetin gündem konusunu da ele almaya çalışacağız. Önceki günlerde dünyanın gündemi haline gelmiş olan Filistin meselesini gündemimize almıştık. Gazze'de misafirlerimiz vardı. Tam olarak da konuyu değerlendirme şansımız aslında derinlemesine olmamıştı. Belki de farklı sebeplerden dolayı. Bugün de siyasetin merkezine biraz daha girelim. Siyasi yayınlarımıza da başladığımızı ifade etmiştik. Partiler, temsilcileri, adaylar, aday adayları daha doğrusu konuklarımız oluyor. Bugün İyi Parti Genel Başkan Yardımcılarından Berna Sukas Hanımefendi bizimle birlikte. Kendileriyle siyasetteki İyi Parti'nin rolünü, aynı zamanda önümüzdeki seçim sürecine doğru gidişatın değerlendirmesini 25 Haziran sabahına uyumadan uyanmış bir Türkiye ya da uyandığında neyle karşılaşacağını merak ettiğimiz Türkiye'nin hali diyebileceğimiz farklı durumlar söz konusu. Bunları konuşmaya çalışacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz programlarda çay sohbeti yapmayı severiz. Ben de çayı çok severim. Samimi olması açısından ifade etmek isterim. Güzel bir söyleşi olacağını düşünüyorum. Samimi olarak da ifadelerinizi kullanıyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Ama öncesinde hem izleyicilerimiz hem de ben sizi tanımak açısından değerlendirmenizi öyle girmeden önce sizi bir bilmek isterim. Siyasi kimliğiniz daha öncesinde nasıldı? İyi Parti'de şimdi bir akım söz konusu ister istemez. Farklı kesimlerden farklı algılar da geliyor ama daha çok genelde Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir akım olduğu da söylense de sizin sahadaki yer alma haliniz nedir? Hem de sizi tanımak açısından öğrenmiş olalım. Teşekkür ederim. Ben 1971 Aydın Nazilli doğumluyum. İlk öğretim, orta öğretim, lise hayatım doğduğum ilçede Bozdağ Lisesi'nde bitirdim. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandığımda 30 yıldır yaşadığım İstanbul'a taşındım. 30 yıldır İstanbul'da ikamet ediyorum. Hukuk Fakültesi mezunuyum dediğim gibi. Aynı zamanda bir hukukçusunuz. Evet, hukukçuyum. Mesleğiniz devam ettiriyor muyuz? Az önce de aslında bunu yayından önce konuşmuştuk ama. Mesela şunu da merak etmişken hemen sorayım. Hukukçular genelde kendilerine avukat denilmesini istemezler. Bu bir adaletin gereği midir? Yok, bu kişisel tercihleridir tahmin ediyorum. Ben evet titre olarak avukatım. İstanbul Barosu'nda kayıtlı 25 yıllık avukatım. Aynı zamanda şu anda özel bir firmaya hukuk danışmanlığı yapıyorum. Bunun için benim için sıkıntı arz etmiyor hukukçu ya da avukat denmesi. Hukukla alakalı girmişken adaletin tesisi Türkiye'de hakim mi sizce? Maalesef ben olmadığını düşünüyorum. Adalet tesis etmiş olsaydı sokağa çıktığımızda millete sorduğumuzda Türkiye'deki adalet sistemine güveniyor musunuz dediğimizde net cevaplar alabilirdik. Ama böyle olmadığını görüyoruz. İyi Parti bundan dolayı mı doğdu peki? Evet, İyi Parti gerçekten milletin talebiyle, milletin teveccühüyle doğmuş bir parti. Siyasi hayatına başlamış bir parti. Biliyorsunuz daha önce Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener 14 yıl boyunca Milliyetçi Hareket Partisi içinde siyaset yaptı. Oradaki bir takım aksaklıkları görüp parti içi demokrasi mücadelesine girdiğinde bir sürü engellemelerle karşılaştı. Sizin son de malumunuz. Evet. Tam sonuç almaya yönelmişken Sayın Genel Başkan hukuki, yani biraz önce bahsettiğiniz şekilde hukuksuz hukuki müdahalelerle karşılaşılıp bu süreçte nasıl devam edilebilir diye düşündüğünde belki binlerce kişiyle istişarelerde bulundu çevresindeki ne yapılması gerektiği yönünde. Daha sonra İyi Parti'nin kurulması karar verildi. Bunda milletin genel başkana bu yöndeki baskısı, bu yöndeki parti kurması yönündeki tazyiki de son derece etkili oldu. Bu son çıkar yol muydu peki sizce? Evet. Başka evet. bir
seçenek kalmamıştı. Kalmamıştı çünkü, evet. Bütün denenmesi gereken demokratik yollar parti içinde denenmişti. Yani bir şeyin son yol olabilmesi için ondan önceki bütün yolların denenmiş olması gerekiyor. Bütün yolları tüketmişti. Sayın Akşener veya işte dava arkadaşları bunun hepsini denedi. Denediler. Olmadığı için de yeni bir oluşum biliyorsunuz, tercih ediyor. Yani Gemerek mahkemelerinin aldığı kararı da biliyorsunuz. Hiçbir hukuki, bize göre geçerli olmayan, hukuki bir tabana dayanmayan bir karardı. Bundan sonra artık yine de genel başkan tek başına ben genel başkan olacağım hırsıyla değil, çevresindeki oldukça yoğun temaslarından sonra bu karara vardı. Partinin kurulmasına karar verildi. Peki aslında ben adaleti bu meseleyle bağdaştırıyorum. Yani Türkiye'de hukuk var mı sorusunda aslında bunun için sormuştum. Sonrasında İYİ Parti'nin doğuşu meydana geldi. Siz bir hukuksuzluğa karşı dünyaya gelen bir oluşumu insanlara anlatmaya çalışıyorsunuz. Evet. Bunun hatırlandığını düşünüyor musunuz yoksa unutuldu mu peki? Yani son dönemde partinin doğuş aşamasındaki her şey unutulabiliyor. Çok hızlı unutuluyor. Evet, gündem çok hızlı değişiyor Türkiye'de. Yani insanlar İYİ Parti neden kurulmuştu hatırlıyor mu hatırlamıyor mu, o yüzden merak ediyorum mesela. Doğru söylüyorsunuz. Yani sanki bugün kişisel hırslarla hareket edilmiş ya da bir takım siyasi kırgınlıklarla hareket edilmiş gibi lanse edilmeye çalışıyor İYİ Parti. Ama aslında İYİ Parti bir parti içi demokrasi mücadelesiyle başlamış ve bu yolda, demokrasi mücadelesi yolunda bütün yolların tüketildiği, tüketildikten sonra da yine demokratik olarak çevresindeki güvendiği bir sürü insanla istişare yaparak bu istişareler sonucunda partiyi kurmaya karar vermiş bir genel başkanımız var. Peki teveccüh nasıl sizce? Milletin İYİ Parti'ye olan teveccühünü soruyorsanız, ben gittiğim illerde son iki aydır sürekli genel başkanla Anadolu'da il ziyaretlerinde bulunuyorum. Gerçekten içine girmeden Anadolu'da bu kadar büyük teveccüh gördüğümü tahmin edemiyordum. Geçen hafta Mersin, Kilis deydik. Bu hafta sonu Balıkesir'deydim. İnanılmaz bir teveccüh var. Yani insanlar yollarını kesiyorlar genel başkanı görebilmek için, ona ulaşabilmek için. Ben Fethiye'deki meeting alanını gördüm. Evet, orada mıydınız? Ben de oradaydım. Yani çok kalabalıktı. Evet ve çok heyecanlıydı. Yani şaşırdım. Evet. Bu da şimdi akla şu soruyu da getiriyor. Yani yeni kurulmuş bir partinin bu kadar yüksek tepkiye sağlanmış olması, yani tepkiye karşılık verilmiş olması vatandaş tarafından çok ilginç değil mi? Yani vatandaşın bu kadar çok hızlı bir tepki vermesini nasıl karşılıyorsunuz? Bana ilginç gelmiyor. Şöyle söyleyeyim. Bu soruya cevap vermek için şöyle başlamak istiyorum. Türkiye'de genelde siyasi partiler birkaç yöntemle kuruluş aşamasına geçiyorlar. Bazen büyük iş adamları bir hevesle siyasi parti kuruyorlar. Bazen bakıyorsunuz biraz önce bahsettiğim gibi siyasi kırgınlıklar ya da siyasi hırslar nedeniyle bir takım siyasi girişimlerde bulunuyor. Bazen de medyanın tenzih ederek pompalamasıyla bir takım bir şeyleri parlatmaya çalışmasıyla siyasi partiler kuruluyor. Ama İYİ Parti'yi bunların hiçbir bu üç kategoriden hiçbirine oturtamıyoruz gördüğünüz gibi. Tamamen milletin teveccühüyle, yani milletin talebiyle kurulmuş bir parti olduğu için 6 ayda 81 ilde teşkilatlanmasını tamamladı. Ve bu süreçte 61 ilde miting yaptı genel başkan. Ve bu mitinglerin hepsinde de çok ciddi bir teveccüh gördü, çok ciddi bir ilgi gördü. Bunu da ben şuna bağlıyorum. Kendi kendine dediğimiz gibi hırslardan, kırgınlıklardan ya da bir takım güçlerin pompalamasıyla yola çıkmadığı için tamamen milletin talebiyle, milletin teveccühüyle kurulmuş bir parti olduğu için bu ilgiyi de ben çok normal buluyorum. Peki o zaman o ilginin karşı tarafına da merak edelim. Şimdi sizin iç çalışmalarınızı bilemiyoruz ama teveccüh gösteren, o tepkiyi veren halkın karşısında o tepkiye bir de güçlü bir şekilde devam diyen, yürüyen, belki de bu mücadeleyi sürdüren bir parti mensubu, çalışanları, teşkilat adamları söz konusu, teşkilat insanları söz konusu.
Bu gücü nereden alıyorsunuz? Bu birleşmeyi, bu birlikteliği nereden sağlıyorsunuz? Nasıl becerebiliyorsunuz? Bu birliktelik daha öncesinden akıp gelen bir şey değil sonuç itibariyle. Şöyle söyleyeyim, çünkü ortak hedefler için bir aradayız. Hepimizin hedefi vatanımızı çok sevmesi, milletimizin değerlerini çok sevmesi, devleti kutsal bilmemiz ama kutsal bildiğimiz devleti milletimizin hizmetine sunmak istememiz. Bu değerler çerçevesinde birleşmiş insanlar olduğumuz için halkın teveccühüne karşılık vermek bizim için zor olmuyor. Peki yeni kurulmuş bir parti için parti içerisinde böyle anlaşamadığınız şeyler oluyor mu? Böyle fikir ayrışması yaşadığınız şeyler oluyor mu? Hiç rastlamadım. Hiç mi olmadı? Hiç rastlamadım. Herkes birbirine, ben iki ay... Diyalog nasıl yani, onu merak ediyorum. Müthiş. Yani şöyle söyleyeyim. Ben genel başkanın daveti üzerine kurucular kuruluna davet edildim. 200 kurucudan, 200 kurucu üyeden birisiyim ben ilk açıklanan. O dönem belki genel merkezde bu kadar İstanbul'da olmam hasebiyle, evet İstanbul'daki teşkilat yapılanmalarını biliyorum. Orada yaşıyorum ama genel merkezin iç dünyasını ya da işte başkanlık divanını bu kadar yakından, bu kadar içinden bilemeyebilirdim. Ama 1 Nisan Kongresi'nden sonra önce genel idare kuruluna seçildim. Daha sonra genel başkanın teveccühüyle genel başkan yardımcısı olarak atandım. Ama içine girdiğim yapı o kadar güzel bir yapı ki bütün çalışma arkadaşlarımı tanıdıkça daha çok seviyorum, tanıdıkça daha çok saygı duyuyorum ve bu şekilde de kabul görüyorum. Bu yayından önce sizinle konuşmuş olduğumuz diyalog meselesi vardı. Ben aslında bu mesele için de bu soruyu sormuştum. Parti içerisindeki muhabbet bu ise dışarıdaki arzuladığınız şey de mi budur? Evet, evet. Türkiye toplumundaki diyaloğu nasıl buluyorsunuz? Diğer partilerin birbiriyle olan konuşmalarına da dahil olmak üzere. Maalesef Türk milleti diyeyim son yıllarda son derece kutuplaşmaya itildi. Yani bana göre suni kutuplaşmalar bunlar. Biz parti içinde bu bütünlüğü, bu muhabbeti sağlayabiliyorsak millet olarak zaten bizim çocukluk yıllarımızda böyle bir kaygımız yoktu. Siz çok gençsiniz ama benim çocukluk çağımı geçirdiğim, gençlik çağımı geçirdiğim yıllarda biz böyle ocu, bucu, bu tür ayrımlar bu kadar keskin değildi. Son yıllarda bu kadar kutuplaşan, ama bu kadar öteleyen... Benzemiyor mu mesela? Hayır, o zaman bile böyle değildi, inanın. Yani 80'li yıllarda ben lise öğrencisiydim. Bugünkü kadar benden olmayan nefes bile almasın modunda bir yaşam yoktu. Bugün çok daha ötelenmiş, çok daha sunni kutuplaştırılmış bir ortamda yaşadığımızı düşünüyorum yani ben. Yani sosyal ağdan bile tamamı, devamı, mücadelesi, evet, verilmesi aslında... Evet, bir tehdit olarak algılanıyorsa... İsterseniz bir insana bir şüphe oluşturuyor. Yani biz yine aynı şeyleri mi yaşayacağız endişesini insanlara da doğuruyor. Tekrar diyalogla alakalı bir kez daha yine hatırlatmak da isterim, yine sormak da istiyorum. Parti içerisindeki diyaloğun iyi olduğunu söylediniz. Evet. Ben genelde parti mensuplarıyla görüştüğüm zaman bazı insanlar anlaşamayabilir. Bu böyle çok doğal. İnsanın fıtratı gereği her fıtrattan insan olur ama bu tamamen kişisel tercihlerle alakalıdır. Bilemiyorum neyle karşılaştınız ama inanın ben 2 ay 1 Nisan'dan beri genel başkan yardımcılığı yapıyorum. Hiç rastlamadığım bir durum. Tam tersine belki benim bir de çok küçük ön kabullerim ya da ön yargılarım varsa bu partide aktif olarak çalışmaya başladıktan sonra ben bunları bile doğru... Şunun için olmuş olabilir mi? Genelde Türkiye'nin problemlerine kafa yorulduğu için, akıl akıtıldığı için başka şeylerle uğraşmadan evet. Bundan dolayı olabilir mi? Tabii ki. Peki bunun için parti aralı, ben yani partilerin partileriyle diye başka partilerle diyaloğu, yani mesela siz de ittifak yapan ya da seçim işbirliği yapan partilerden bir tanesiniz. CHP'de var, Saadet Partisi de var, Demokrat Parti'de de var. Evet. Demokrat Parti de bu işin içerisinde. Daha fazlası da belki olabilirdi ama daha fazla katılımı belki daha tür farklı alacaksınız. Bu da aynı zamanda bu diyaloğun bir benzeri midir? Elbette. Şu anda ortak koalisyon adı altında, koalisyon demeyelim bunu ama birlikte hareket birlikte hareket ettiğimiz bütün siyasi partilerin ortak kaygıları var. Yani vatan kaygısı, vatanseverlik kaygısı ve milletin, devlet, Türk devletinin doğru yönetilmediği kaygısı var. Onun için de elbette ortaklık yaptığımız siyasi partilerle dediğiniz gibi ortak dili konuştuğumuzu düşünüyorum ben de. Bu
bu anlamda. Bununla ilgili daha önce yaptığımız programlarda şöyle bir tespitte bulunanlar olmuştu. Yani bulunmuştu, çok garipti. Bugünkü partiler, insanlar, bireyler uzlaşamadıkları konular hakkında uzlaşıyorlar. Yani bu aslında aynı zamanda farklı kesimlerden olsalar da bütün sorunları çözmek için herkes hatalarından yani ders çıkartıyor. Doğru. Gerekirse. Doğru olanı da tercih etmeyi kabul ediyor. Böyle bir süreçte mi yaşıyoruz şu anda? Evet, evet. Çünkü sıkıntı çok büyük ve ortak bir sıkıntı var millet adına duyduğumuz kaygıda. Öncelikli olarak bu gidişata, yanlış bulduğumuz bu gidişata dur demek adına ortak kaygılarımız Peki, var. Peki bu ortak kaygıda siz İYİ Parti olarak neyi vaat ediyorsunuz? Biz İYİ Parti olarak eğer bir seçim manifestosu ya da seçim beyannamesi adı altında anlatılabilecek şeyleri bana soruyorsanız bunu önümüzdeki hafta parti olarak yayınlayacağız. Ama ekonomik anlamda ben şunu söyleyebilirim. Geçen hafta genel başkanın da anlattığı gibi bir basın toplantısında. Takip etmiştim. İlginç bir toplantıydı gerçekten. Evet, evet. Dar gelirli vatandaşımızın çok ciddi sıkıntı yaşadığını ve bankalar 30 Nisan itibariyle bankalar tarafından icra takibine başlanmış olan ve işte sadece ama dar gelirli ve gerçekten ödeme güçlüğü çeken insanlarımız için bu kredi takibe uğramış kredilerini devlet tarafından bir sefere mahsul satın alınıp onları bu borç yükünden, bu haciz tehdidinden kurtarmayı planlıyoruz ekonomik olarak. İlk seçim vaadi olarak genel başkanımız bunu anlattı. Evet. Ama ekonomi olarak, sadece ekonomi olarak düşünemezsiniz bunu. Çünkü bu ekonomik yük ya da bu haciz tehdidi altında zorlanan aileler doğal olarak bunun sosyal yansımaları da oluyor. Tabii. Yani aile içindeki huzursuzluklar, bunlar çocuklara yansıyor, eşlere yansıyor. Doğal olarak aile toplumun bir en küçük birim olduğuna göre bu topluma da yayılıyor. Bütün gerçekten zor durumda olan aileleri bu yükten kurtarıp bir toplumsal barışa, bir toplumsal ferahlamaya ilk adım atılmış olacak. Yani siz bir birey olarak ya da bir anne olarak ya da bir İYİ Parti'nin temsilcisi olarak Türkiye'deki en çok gördüğünüz problem olarak neyi önseliyorsunuz? Bu benim için gerçekten bir problem dediğiniz şey nedir mesela bugün? Ekonomi midir? Ailelerdeki dağınıklığın devlete yansıması mıdır ya da başka bir şey midir mesela? Yani düşündüğümüz zaman hepsi birbirine bağlı gittiğini düşünüyorum zincir ben. Gibi. Evet, hepsi birbirini tamamlayan bir zincir. Eğer çok güçlü bir aile yapınız yoksa, ne kadar güçlü ekonomiye sahip olursanız olun, bu çok fazla bir şey ifade etmeyecektir. Ya da ekonomik zorluklarla çok güçlü aile yapılarıyla bir yere kadar baş edebilirsiniz. Ama hepsi birbirini tamamlayan bir zincir olduğunu düşünüyorum ben. Peki, süremizi doğru değerlendirmek açısından hemen bugünkü gündem konularından bir tanesi de aslında, biraz Mescid-i Aksa diye ifade edilebilir, Filistin diye ifade edilebilir, Kudüs diye ifade edilebilir ama Gazze'de yaşanmış olan İsrail'in katil ya da terörist devlet diye ifade edilen terör örgütünün saldırıları söz konusu. 60'ın üzerinde hayatını kaybeden, şehit olan Müslümanlar var. Buna karşında diyorlar ki bunlardan da Müslümanlar sorumlu. Siz bu meseleye nasıl bakıyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle orada şehit olan Müslüman kardeşlerimiz için rahmet diliyorum. Yakınları için başsağlığı diliyorum. Oldukça yüksek sayıda da yaralı var. Onlar için de Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bu meseleyi şiddetle İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bu duruşu şiddetle kınıyorum. Parti olarak da biliyorsunuz yayınladığımız bildiride bunu nefretle kınadığımızı özellikle dile getirdik. Yalnız sadece benim bakış açım bu yönde değerlendirip ve susmak istemiyorum. Ben ülke siyaseti olarak da bir dönem one minute denip bize böyle pembe tablolar çizip İsrail karşıtlığı gibi bir görünüp daha sonra Mavi Marmara gemisinin ülkemizden hareket etmesi konusunda teşvik edilip, yola çıkarılıp, orada gelişen maalesef ki çok acı olaylar ve orada verilen şehitlerden sonra o dönemin
yöneticileri diyeceğim, bana mı sordular da gittiler demesini ben unutamıyorum, affedemiyorum ve kabul edemiyorum. Yani bir geri adım atılmıştı. Artı, onlar bugünlerin sebepleri midir? Mutlaka. Artı biz devlet olarak orada can veren insanların canlarını savunmak için açtığımız, biliyorsunuz, Avrupa mahkemelerindeki bir hukukçu olarak dosyalarımızı, davalarımızı pazarlık meselesi yaptık ve alınan bir miktar para karşılığında bu davalardan vazgeçtik. Benim açımdan bu kabul edilebilir bir durum değil. Hazır bir hukukçu bulmuşken, hazır böyle de düşünüyorken size soralım. Bu hukuka uygun mu? Yani kişisel dava, devlet davası, evet, birbirinin birbirine, evet, kayması veya ayrışması. Evet. Yani bunlar takdir edilebilecek. Yani devlet sizin davanızı, sizin, evet, benim adıma vazgeç, benim adıma vazgeçme hakkını kendinde bulmamalı. Eğer can veren benim evladımsa, can veren benim eşimse orada ve velev ki devlet, benim devletim onu orada koruyamamışsa, sahip çıkamamışsa, onun üzerinden pazarlık yapmaya hiçbir devlet yöneticisinin hakkı olmamalı. Peki 25 Haziran sabahına uyandık. Ne bekliyor Türkiye'yi? Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir siyasi parti temsilcisi olarak elbette ilk turda biz bu seçimi alacağız demek istiyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı mı, mecliste mi? Cumhurbaşkanlığı seçimi. Yani evet, genel başkanımızı Cumhurbaşkanı olarak 25'i sabahı göreceğiz demeyi çok istiyorum. Ama ben şahsım adına ayakları çok sağlam yere basmayı seven, çok itidalli gitmeyi seven birisiyim. Velev ki 25'i sabahı olmadı diyelim. Ama ikinci turda ben Sayın Genel Başkanımızın, müstakbel Cumhurbaşkanımız Meral Akşener'in ikinci turda Cumhurbaşkanı olarak seçileceğine inanıyorum. Böyle bir durum karşısında Türkiye'de ne değişecek? Mesela dolar 4'leri geçti, gidiyor. Euro 5'leri geçti. Ekonomide mi değişecek? İnsanlar arasındaki huzur, adalet mefhumu, devlette onlar mı değişecek? Ne değişecek? Mutlaka her şey değişecek. Yani bugün gördüğümüz bütün hukuksuzluklar, bütün yolsuzluklar, öncelikle olan dün Genel Başkan'ın yaptığı konuşmada belirttiği gibi iyi, adımız gibi iyi olmayan her şey değişecek. Öncelikle onu söyleyeyim. Daha sonrasında Genel Başkan'ın parti kurulduğu andan itibaren bize vaat ettiği, benim bir anne olarak, iki çocuk sahibi bir anne olarak en çok önemsediğim ve millete seçim vaadi olarak anlatmaktan en keyif aldığım durum, bir bayram sofrasında genci yaşlısıyla, fakiri zenginiyle, köylüsü kentlisiyle o bayram sofrasına eşit mesafede uzanan ellerle mutlu, güçlü, birbiriyle barışık, güzel umutları olan bir millet olarak o bayram sofrasına oturabilmeyi ümit ediyorum. Partiler arasındaki muhabbet nasıl olacak peki? Mesela yani siz ön planda olan bir parti olarak çıktınız. İktidarın bir de muhalefeti, herkes yer değiştirdi. Türkiye siyasetindeki üslup nasıl olacak? Yani ben bunu çok önemsiyorum. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Yani son olarak bunu da sormuş olayım. Estağfurullah. Yani çünkü o en tepedeki diyalog en aşağıya, evet, yansıyor. Buradaki bizim sohbetimize yansıyor. Sokakta, evet, işte marketten, pazardan alışverken yansıyor. Mutlaka. O yüzden bizler toplumun şey içinden ne çıkmış, ne olacak, ne değişecek? Ben bugünden çok daha farklı, çok daha düzgün üsluplarla konuşan, zaten diğer genel başkanların birbirlerine olan ziyaretleri sırasında gösterdikleri nezaketten bunun bir işareti olduğunu, bunun bir nüvesi olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında da bu tür nezaketsizliklerin, bu tür aşağılamaların, bu tür ötelemelerin, tırnak içinde belirtiyorum, bugün yapılan hakaretlerin hiçbirinin olmayacağını, demokratik bir şekilde bu ülkeyi muhalefetiyle, iktidarıyla, cumhurbaşkanıyla barış içinde düzgünce yönetmeye devam edeceklerini düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum katılım sağladığınız için. Ben İlahi teşekkür ederim. İstediğiniz bir şey varsa alayım, sonlarda. Konya'da beni ağırladığı için Konyalı hemşerilere,
Çok teşekkür ediyorum. Size de bu program için ayrıca teşekkür ederim. Konya'dan mutlu ayrılıyorsunuz. Çok mutlu ayrılıyorum. Konya çok sevdiğim bir Anadolu şehri. İki hafta sonra tekrar geliyor musunuz? İnşallah. İnşallah. Yakın zamanda Konya'da bir meetingimiz var. Evet. Önümüzdeki hafta Cuma herhalde. Yanlış evet. Cuma namazı çıkışında Konya'da genel başkanımızın meetingi var. Bütün Konyalıları bu meetinge katılmaya, bize destek olmaya da davet ediyoruz. Peki. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür her ederim. Her siyasi parti temsilcisine dilediğimiz gibi size de başarılar çok dileriz. Çok teşekkür ederim. Umarım çok sağlıklı, sağ huzurlu, diyaloğu, sohbeti, muhabbeti iyi olan bir Türkiye yaşayabilmek için sağlıklı bir şekilde en azından ulaşabilmek adına ümit varız diyelim. Dualarımız bu yönde. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler, istikameti sonlandıracağız. Bugün İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılarından Berna Sukas Hanımefendi bizimle birlikteydi. Katılımları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Konya'dan memnun ayrılacağı için de yardımseverlik noktasında burada iyi olmasını sağlayan herkese de teşekkür etmiş olalım. Önem arz ediyor bizim açımızdan bir Konyalı olarak. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız.